Bu videoda VHDL kaynak kodları verilen bir işlemcinin simülasyonu yapılarak işlemcinin çalışması daha net bir şekilde gözlemlenmeye çalışılacaktır. İşlemci simülasyonunda modelSim simülatöründen faydalanılırken işlemci kaynak kodlarının değerlendirmesinde Xilinx ISA programı kullanılacaktır. Xilinx ISA programı aynı zamanda Xilinx FPGA'ler içinde geliştirilmiş bir geliştirme ortamıdır. Bunun için öncelikle Xilinx ISA programımızı açıyoruz. Xilinx ISA programının File menüsünden New Project diyerek yeni proje açabiliriz. Burada işlemcimiz için isim olarak işlemci verelim. Yan kısımda bulunan Project Location, proje dosyalarının kaydedileceği adresi göstermektedir. Bunu isterseniz Browse kısmından değiştirebilirsiniz. Top Level Source olarak da HTML kullanacağız. HTML file olarak yazılmış işlemcimiz. Bir sonraki ekrana geçersek, burada üst tarafta kullanacağımız FPGA'ya ait özellikler, alt tarafta ise simülasyon ve sentez ile ilgili seçimler bulunmakta. Biz simülatör olarak modelSim'i kullanacağız ve kullandığımız dil de VHDL. Sonraki ekrana geçebiliriz. Bu ekranda projeye ekleyeceğimiz yeni kaynak kodlar girişini yapabiliriz. Burada sıfırdan bir proje açtığımızda buradan yeni kaynak kod ekleyebiliriz. Aynı zamanda yeni kaynak kod ekleme kısmını proje açıldıktan sonra da yapabiliyoruz. Biz şu an elimizdeki hazır kodları kullanacağımız için bu kısmı geçiyoruz. Hazır kod ekleme kısmında Add Source butonuna tıklayarak kodlarımızı ekleyebiliriz. Tüm kodları eklediğimizde 48 tane kaynak kod olduğunu görüyoruz. Next diyerek bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Burada daha önceki yaptığım seçimlerle ilgili bir özet ekranı bulunmakta. Buradan eğer seçimlerimizde yanlışlık yapmışsak geri dönüp düzeltme imkanımız bulunmakta. Kullanılan source'lar ve seçimler bulunmakta. Finish diyerek proje oluşturma kısmını bitiriyoruz. Xilinx eklediğimiz kodları otomatikman sinteks hatası olarak denetliyor. Ne kadar sinteks hatası olup olmadığını. Görüldüğü gibi hepsi onay aldıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebiliyoruz. Xilinx programın her açıldığında ve yeni proje oluşturulduğunda bir proje özeti sayfası açıyor önümüze. Bu proje ile ilgili genel detayları, kullandığımız FPGA'nın ne kadarının kullanıldığını hakkında bize bilgi veriyor. Bunu daha sonra işimize yarayacak şekilde kullanabiliriz. Aynı zamanda bunu proses ekranından da istediğimiz zaman oluşturabiliyoruz bu summary'yi. Şimdilik buna ihtiyacımız olmadığı için bunu kapatalım. Gördüğünüz gibi kaynak kodları Xilinx gerekli alt dosyalar halinde tutuyor. Fetch, decode, execute ve memory kısmı olarak. Burada iç içe kullanılan kodlar üst modüle bağlı olarak gösterilmiş. Gördüğünüz gibi execute aşamasındaki modüller çarpma modülü, allow ve adder, branch adder şeklinde sıralanmış. Aynı şekilde decode bölümü de aynı şekilde bu şekilde sıralanmış. Bunun dışında instruction dump dediğimiz bir dosya da var. Burada projeye yüklenen kodları görebiliyoruz. Bu işlemcinin işleyeceği kodlar görüldüğü gibi binary kodlanmış 16 bitlik veriler. Instruction set'e göre bu oluşturulmuş. Bu daha sonra bir program aracılığıyla otomatikman da oluşturulabilir. Şimdilik buna ihtiyacımız olmadığı için kapatıyoruz. Projeyi test etmek için öncelikle projeye bir test dosyası eklememiz gerekiyor. Bunun için sağ tık yaparak New Source diyoruz. Ve Test Bench Waveform ekleyerek adını test koyalım. Projeye ekliyoruz. Processor Top ekran kaynak kodunu test edeceğimiz için bunu seçiyoruz seçimden ve Next diyoruz. Burada yine bir özet ekranı çıktı karşımıza. Finish diyerek bitiriyoruz.
Burada karşımıza gelen ekranda test nasıl yapılacağına dair sorular bulunmakta. Clock olarak clock seçilmiş bu durumda. Clock high time, low time, yüz yüz işaretlenerek burada clock sinyalinin genişliği verilmiş durumda. Biz bunları 50 olarak değiştirerek biraz daha hızlı bir clock'la süreceğiz. İşlemcimiz biraz daha hızlı bir clock'u da kabul etmekte, ancak şimdilik denemek için 50 nanosaniyede bir high low dönüşümü yapan clock seçiyoruz. Burada test sürecimiz 2000 nanosaniye olarak değiştirerek ilerliyoruz. Bu 2000 nanosaniye olarak değiştirmemizin nedeni hazırladığımız kodun 2000 nanosaniyede 50 nanosaniyelik değişimlerle gösterilebilir olması. Next diyerek oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz gibi clock 50 nanosaniye aralıklarla değişerek geliyor. Burada proje 2000 nanosaniyeye kadar uzanmış durumda. Projenin başında reset sinyali uygulanması işlemcinin daha düzgün çalışmasına neden oluyor simülasyonda. Burada test dosyamızı hazırladıktan sonra test dosyamızla birlikte kaynak kodumuzu VHDL kaynak kodumuzu model sim'e göndermemiz gerekiyor. Bunun için test ekranına geçiyoruz. Source kısmından Behavioral Simulation seçilerek test bölümüne geçilebiliyor. Önemli bir nokta, test dosyasını hazırladıktan sonra mutlaka kaydetmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kaydettikten sonra test dosyası oluştu. Yine proses ekranından proses'e geçerek test tıkladıktan sonra Model Sim simülatöründen Simulate Behavior modeli çift tıklayarak Model Sim simülatörüne geçiyoruz. Model Sim simülatörüne geçtiğimiz ekranda bu test dosyamızın VHDL karşılığını çıkartarak Model Sim'e kaynak kodumuzla birlikte gönderiyor. Ve Model Sim açıldı gördüğünüz gibi. Biraz daha büyütürsek şurada kaynak dosyaların yüklendiğini görüyoruz. Kaynak dosyaların yüklenmesi tamamlandı. Ve gördüğünüz gibi ekranda sonuçları görebiliyoruz. Sonuçları daha net görebilmek için sağ tık zoom full diyerek tamamını aynı ekranda görebiliriz. Gördüğünüz gibi Model Sim bir kere de 1000 nanosaniyeye kadar işlem yapıyor. Bunu 2000 nanosaniyeye çıkarmak için 1000 nanosaniyelik daha işlem yapmasını sağlıyoruz. Şuradan run diyerek 1000 nanosaniye daha işlem yapmasını sağladık. Bu bizim için şu an yeterli. Burada program counter artı bir görmemiz desimal olarak görürsek daha net gözükecektir. Radix kısmından desimal seçilerek değerlerin desimal görülmesi sağlanabilir. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde program counter'ımız artmakta. Diğer kısımlarda ise heksadesimal çevrim daha uygun olacaktır. CTRL ile birlikte diğer kısımları seçerek Radix kısmından heksadesimali seçersek daha net bir şekilde görebiliriz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra projeyi daha net görebilmek için küçültelim. Bu görsel kısmı ayrıca projeden çıkartıp ayrı da inceleyebiliyoruz. Sadece görsel kısmı. Şu an Xilinx ile işimiz bitti. Kodları da yan tarafı açarsak daha net bir görüntü alabiliriz. Aynı zamanda işlemcimizin blok şemasını da açarsak daha net bir şekilde görüntü almamız mümkün.
En alt kısımda simülasyonumuzun program counter artı 1'i görmekteyiz. Program counter artı 1 bir sonraki işlenecek komutu göstermekte. Gördüğünüz gibi 2 olduğunda birinci komut olan nop komutu ele alınıyor. No operation. Blok şemamızdan da görebileceğimiz gibi 5 stage bir pipeline'dan oluşuyor işlemcimiz. Bu 5 stage pipeline'da birinci stage fetch yani komutun okunması. İkinci kısım decode komutun anlaşılması ve ilgili registerların alınması. Üçüncü kısım execute kısmı. ALU'daki işlemlerin ve çarpma işlemlerinin yapıldığı kısım. Dördüncü kısım memory kısmı. Memory'ye ilgili yazım işlemleri yazılıyor. Beşinci kısım ise write back kısmı. Yani geriye register'a yazılması gereken veriler yazılıyor. 5 stage pipeline'da birinci komut alındıktan sonra 1 2 cycle sonra işleme kısmına geçiliyor. Yani nop komutu burada alındığında 1 2 cycle sonra ALU'da gözüküyor. Yani şu an 0 0. Birinci komut alındıktan 1 2 saniye sonra 2 cycle sonra ALU çıkışında sonucu gözüküyor. Bunları da anlattıktan sonra sırayla isterseniz komutları nasıl işlendiğine bir bakalım. Nop komutundan sonra gelen komut ikinci komut. Bu kısım PC artı 1'i temsil ettiği için 3 2 2 manasına geliyor. İkinci komut 16 değerini R1'e atıyor. 16 değerini R1'e ataması fetch edildikten 2 cycle sonra 1 2 cycle sonra yani şurada görülebilir. Bunu daha net görmek için bunu da desimal seçebiliriz. Gördüğünüz gibi 16 değeri ALU'nun çıkışında gözlemlenmekte. Bu kısım ALU'nun çıkışını, bu kısım multiplier'ın çıkışını, alınan instruction'ı ve PC artı 1'i göstermekte. 16 değerini R1'e yazdık. Bir sonraki komutta ise eğer zero flag 1 ise 5. adrese jump branch yapacağız. Zero flag'in kontrol edildiği kısım ALU'da olmadığında ALU'nun çıkışını 0 olarak görebilirsiniz. Bir sonraki kısımda R2 registerine 12 yüklüyoruz. Bu 4. komut. Şuradan bakabiliriz. 2 sonrası 1, 2 sonrası. ALU'da gördüğünüz gibi 12 değeri var. Ondan sonraki komutta ise R3 değerine 32 yüklüyoruz. Yine 32 değeri R3 değeri yüklenmiş durumda. Daha sonra da 5 değerini 9. registre yüklemekteyiz. Bundan sonraki komutta R1 registre ile 15 değerini entliyoruz. Immediate 15 değerini. R1 registre yukarıda gördüğünüz gibi 16 değerinde. Yani 1 ve 4 sıfırdan oluşuyor. 15 değeri ise 4 tane birden oluşmakta. Yani bu iki değerin entlenmesi sıfır değerini oluşturması gerekiyor. Gördüğünüz gibi sıfır değerini oluşturmuş. Bundan sonraki komutta R1 ile R2'yi toplayıp R1'e yazıyor. R1'in değeri sıfır olduğundan, R2 de 12 olduğundan R1 registrine 12 yazılacak. Sıfır ile 12'nin toplamı 12. ALU'nun çıkışında gözlemleniyor. Daha sonraki komutta ise R1 değeriyle immediate 15 çarpılıyor. R1 değeri 12 idi. 12 çarpı 15, 180. Gördüğünüz gibi 180 değeri. Burada önemli bir nokta, multiplier'ın çıkışı, yani çarpma ünitesinin çıkışı 0,0 gösterilmekte. Bu çarpmanın üst 16 bitini temsil ediyor. Şu an üst 16 bitimiz 0 olduğundan 0,0 olması gayet normal. Bir alttaki komutta R1 ile R2'yi çarpıyor. Yani 180 ile 12'yi çarpıyor. 180 ile 12'yi çarptığımızda 2160 değerini ALU'nun çıkışında gözlemlemekteyiz. Daha sonraki komutta ise compare komutumuz. Bildiğiniz gibi compare komutu işlemcide bir register'dan diğerini çıkartarak zero flag'ini değiştiren bir komut. Yani R1 registerinden R3 registerini çıkararak eğer sonuç sıfırsa zero flag'ini 1 yapıyor. Ve alttaki branch komutu da zero flag'ine bakarak branch yapılıp yapılmayacağını karar veriyor. Burada R3'ün değeri 32,
R1'in değeri de az önce hesapladığımız 2160. 2160'tan 32 çıkararak 2128 değeri elde ediliyor. Compare'da bu sonuç elde edildikten sonra branch equal'da ALU'da bir işlem yapılmadığı için ALU'nun çıkışını 0 olarak görebiliyoruz. Bundan sonraki komutta ise R1'i 2 birim sola kaydırma. 2 birim sola kaydırma bildiğiniz gibi 4 ile çarpmaya eşit oluyor. Burada 2128 değerini 4 ile çarptığımızda 8512 değerini elde edebiliriz. Ve sonuç gördüğünüz gibi alının çıkışında oluşmuş durumda. NOT işlemi R2'nin once komplementini R3'e yazıyor. R2'nin once komplementi 12'nin once komplementi bildiğiniz gibi 13 eksi 13 oluyor. Zaten twos komplementi de once komplementi artı 1 olduğundan dolayı yani 13 artı 1 eksi 12 12'nin tersi olmuş oluyor. Bu işlemin de doğru yapıldığını gözlemleyebiliyoruz. Daha sonraki işlemde ise R1 ile R3'ü compare ediyor tekrar. Burada 8512'den 13'ü çıkartarak sıfır olup olmadığına bakıyor. Burada toplama işlemine dönüşüyor bu negatiflikten dolayı. Ve 8525 ediyor sonuç gözlemlediğimiz gibi. Bundan sonraki komutta R2 bir immediate sayıyla orlanıyor. Bu orlanmada eğer binary olarak görürsek daha net görebiliriz. Burada gene zoom in, zoom out yaparak ekranı yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Şu an zoom out yapmamız daha avantajlı olacak bizim için. Gördüğünüz gibi şuradaki R2 değeri 1111 değeriyle orlanarak sonuç buraya yazılmış. Burada zaten üst 8 biti 1 olduğundan alt 8 bitte 1'lerle orlandığından dolayı sonuç FFFF oluyor. Bu da bu kodlamada eksi 1'e tekabül oluyor. Karşılık geliyor. Bunu tekrar decimal formatta görürsek gördüğünüz gibi eksi 1. Bunun altındaki komut da R3'ü R0'a atıyor. Bu move komutu ALU'yu kullanmayan bir komut. O yüzden ALU'nun çıkışı gördüğünüz gibi en sağ tarafta sıfır olarak gözlemlenebiliyor. Böylece işlemcimizin belli başlı kodlarını simüle ederek denemiş oluyoruz. Bu yaptığımız top level source seviyesinde simülasyondu. Ayrıca bir işlem tasarımında yapılan bütün birimler tek tek test edilebilir. Örneğin Xilinx programında tekrar dönersek tekrar sentez kısmında. Burada ayrı ayrı bütün kodlarımıza test kodu yazabiliriz. Bu da aynı şekilde örneğin instruction memory'e test 2 şeklinde bir test kodu yazabiliriz. Burada yine nereye olduğunu seçebiliyoruz. Ve summary'den sonra finish. Instruction memory'de clock kullanmadığımız için combinational seçili otomatikman. Finish diyelim. Burada eski model sim'i kapatmamız gerekiyor yeni açmamız için. Gördüğünüz gibi adres değeri ve data output'u. Instruction memory'nin de koduna bakarsak adres input olarak alıyor 15 bit. 16 bit. Datayı da output olarak veriyor. Yine 16 bit. Teste geri dönecek olursak sağ tık yaparak adres kısmına sol tık yaparak pardon pattern wizard'tan count up'ı seçersek burada program counter'ı simüle etmiş oluyoruz. Buradaki değerler sırayla artırılıyor. Böylece bir değerine adres değerine karşılık gelen output'u, iki değerine karşılık gelen output'u ve geri kalanını göreceğiz.
Gene önceki işlemlerdeki gibi source ekranından behavior simulation modele geçtikten sonra tabii ki önemli bir nokta, kaydetmeyi unutmuyoruz. Kaydettiğimiz anda testimiz çıktı. Bunu tıklayarak proses ekranından simulate behavioral model diyoruz. Linux aşağı atabiliriz. Gördüğünüz gibi değerlerimiz yüklendi. Yine F tuşuna basarak ya da sağ tuş full zoom yaparak değerleri görebiliyoruz. Biraz daha net görmek için büyütürsek. Evet. Adres girişini binary olarak pardon, resimli olarak gözlemleyelim. Birinci adres için çıkan output. Bu ekranı tekrar alırsak. Evet. Birinci adres için gelen adres gördüğünüz gibi komutumuz da aynı. Sıfırıncı adres için olan değer aynı. 2 için olan değer aynı. Buradan instruction memory'mizin doğru çalıştığını gözlemleyebiliyoruz. Burada temsil ettiğimiz program counter'a göre okuma değerlerini buradan kontrol edersek doğru olduğunu gözlemleyebiliriz. Burada da bir modülün nasıl test edilebileceğini gördük. İşlem tasarımında genellikle modül modül tasarım yapılır. Ve bu modüller tek tek tasarlandıktan sonra en son top modül, yani bu alt modülleri içinde barındıran modül test edilir. Ve bütün testlerden geçen işlemci doğru çalıştığı anlaşılır. Böylece testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Siz de kendi yaptığınız işlemcileri bu şekilde test edebilirsiniz.